2013 yılından beri süren meslektaşlarımız Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik ve Oya Hasan'ın tutuklu yargılandığı davada Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararını öğrenmiş bulunuyoruz. 11 yıllık yargılama sürecinde yargılamaya konu dijitallerin sahteliği defalarca ispat edilmesine, birçoğu sahte delil üretmekten yargılanmış polis, hakim ve savcılarca oluşturuldukları ispatlanmasına, duruşma salonuna getirilemeyen akıl hastası, bağımlı tanıkların yalanları ortaya çıkarılmasına rağmen meslektaşlarımız mahkumiyet kararları onanmıştır. İlk gözaltına alındıkları günden başlayarak meslektaşlarımız siyasal iktidar tarafından kriminalize edilmeye çalışılmış, 2018 yılında tamamı tahliye edilen meslektaşlarımız aradan 10 saat geçmeden yeniden gözaltına alınarak tutuklanmış ve davayı yürüten heyet değiştirilmiştir. Yargılama sürecinde adil yargılanma hakkını talep eden meslektaşımız Ebru Timtik bu uğurda hayatını kaybetmiştir. Toplamda 7 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan meslektaşlarımız hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce verilen kararda gerekçeye yer verilmemiş, tüm bu hukuksuzluklara göz yumulmuştur. Hazırlık aşamasında beyanı alınan 16 tanık duruşma salonunda dinlenmemiş olmasına rağmen dosya dahi okunmadan verilen kararda yalnızca 3 tanığın kovuşturma aşamasında dinlenmediğinden bahsedilmiş, üstelik bu durum hukuka uygun bulunmuştur. Mahkumiyet için yargılamanın hazırlık aşaması yeterli görülmüştür. Bu karar ile uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmış, avukatların müvekkilleri ile özdeşleştirilmemesi yasağı açıkça ihlal edilerek tüm yargılama sürecinde meslektaşlarımız adil yargılanma hakları da ihlal edilmiştir. Bu karar ile meslektaşlarımızın, halkın, yoksulların, emekçilerin avukatlığını yapmaları mahkum edilmeye çalışılmaktadır. Avukatlık yapmak suç değildir. Meslektaşlarımızın dediği gibi bu karar hükümsüzdür. Bugüne kadar hep olduğu gibi meslektaşlarımızın yanında olmaya, avukatlığı savunmaya devam edeceğiz. Biz DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu olarak Savunmaya Özgürlük Platformu'nu destekliyoruz. 31 Mart seçimlerinden gerekli dersi anladığımız kadarıyla çıkartmamış bir iktidarla karşı karşıyayız. Bakın, bu yargıda kurulan kumpas davaları sayısı artık hatırlanmayacak kadar çok. Selçuk Kozağaçlı ismiyle anılan, Çehade ismiyle anılan, bu da bir kumpas davasıydı. Adil yargı, bağımsız yargı, tarafsız yargı, adalet herkes içindir bakın. İktidarda bulunanlara seslenmek istiyorum. Gün gelecek size de adalet lazım olacak. Size de adil yargılanma lazım olacak. Yargıyla bu kadar oynamayın. Bugün Yargıtay, özellikle 3. Ceza Dairesi siyasal iktidar ve onun ortağının tetikçiliğini yapıyor. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Hey!